Canım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT Fizik full tekrar kampımızın geldik 18. gününe. Bugün düzlem ayna ve küresel aynalarla ilgili tam 23 tane soru çözeceğiz ve bu kısmı da güzel bir şekilde hatırlamış olacağız. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan çünkü bir an önce eve gitmem gerekiyor arkadaşlar. Bu akşam SML Hoca ve Mert Hoca iftarda misafirlerim olacak ve eşim bana yardım etmen gerekiyor dedi. Ben de dedim ki videom yok dedim lütfen dedim bak gideyim bir tane video çekeyim hemen geleceğim dedim. O yüzden bu videoyu güzel bir şekilde en güzel bir şekilde bir an önce çekmem gerekiyor ve verdiğim sözü tutup eve gitmem gerekiyor yardım etmem gerekiyor. Çünkü yani ağır misafirlerimiz var yani çok ağır misafirler. Şimdi TET Fizik Full Tekrar Kamp kitabımızda sayfa kaçta başlıyor sorular hemen bakalım. Sayfa 99. 99 ile 104 arasındaki 23 tane soruyu bu videoda birlikte çözeceğiz. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan dersimize yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Şimdi birinci soru düzlem aynayla ilgili eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilen aynalara gönderilen ışınlar veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi canlarım birinci madde K ışınının gelme açısı L ışınının yansıma açısı birbirine eşittir diyor. Şimdi gelme açısı ve yansıma açısı gibi yorumları yapabilmek için aynaya normal çizmeniz gerekiyor. Normal demek aynaya indirilen dikme demektir. Yani buradan aynaya dik bir çizgi indiriyorsunuz. Bakın ayna yatay siz de dikey indirdiğinizde bu normal oluyor. Normal ile gelen ışın arasındaki şu açıya gelme açısı ki bunun 45 olduğu çok bariz bir şekilde görülüyor. Burası 45 ve aynı açıyla yansıyacağını bildiğimiz için şu şekilde yansıyacak ve şurası da yansıma açısı oluyor. Biliyorsunuz gelme açısı yansıma açısına eşit oluyor. Şimdi L ışınına geldiğimizde benzer mantık yine aynaya dik çizmemiz lazım ama bu sefer ayna çapraz. Ayna çapraz olduğu için biz şu şekilde aynaya bir normal çiziyoruz ve normalle gelen ışın arasındaki açıya bakarak Aynı şekilde ışığı yansıtıyoruz. Yani şuradaki açı kaç dereceyse buranın da aynı derece olması lazım. K ışınının gelme açısı derken burayı kastediyor. L ışınının yansıma açısı derken şurayı kastediyor. E burasının da 45 derece olduğu bariz. Yani bunlar birbirine eşit. M ışınının yansıma açısı 90 derecedir diyor. Şimdi yansıma açısı neydi? Yansıyan ışın ile normal arasındaki açıya yansıma açısı deniyor. Şimdi aynamıza dikkatli bir şekilde baktığımızda Aynamızın 2'ye bir şeklinde ilerlediğini görüyoruz. Gelen ışının da 2'ye bir şeklinde geldiğini görüyoruz. Ama aynanın x ekseninde 2 birim, y ekseninde bir birim olduğunu görüyorum. Gelen ışının ise y ekseninde 2 birim, bakın şöyle gösteriyorum. x ekseninde bir birim olduğunu görüyorum. Yani birbirini böyle tamamlıyor. Birisi 1'e 2, birisi 2'ye 1. O zaman bunlar 90 oluyor arkadaşlar. Yani burada gelen ışın aynaya dik bir şekilde gelmiş oluyor. Zaten şöyle baktığınızda da anlaşılıyor ama yine de böyle sadece bakarak anlayamayız tabii ki. Ne yapmamız gerekiyor? İşte birisinin x'i 2, y'si 3 ise örnek veriyorum. Diğerinin de x'i 3, y'si 2 ise bunlar birbirine diktir. Dolayısıyla bu 90 derece olarak geliyor. Kendi üzerinden geri döner. Yani bu aynaya bir normal çizelim desek zaten normali de bu şekilde çizeceğiz. Dolayısıyla gelen ışın normal üzerinden geliyor. Yani normalle yaptığı açı sıfır. O zaman gelme açısı 0 derecedir. Yansıma açısı da 0 derecedir. Yani 90 derece değildir. Şekil 2'de gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı 90 derecedir diyor. Şekil 2'ye bakıyoruz. Gelen ışın bu, yansıyan ışın bu. Arasındaki açı diyor. Yani gelenle yansıyan arasındaki açı dediği için. Yani burası 45-45-90 dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı oluyor. Düzlem aynalara gönderilen K ve L ışınları şekildeki gibidir. K ışının aynaya gelme açısı alfa, L ışının aynadan yansıma açısı beta olduğuna göre alfa bölü beta oranı kaçtır diyor. Şimdi gelme açısı ve yansıma açısını bulman için ilk yapman gereken aynaya normal çizmektir. Yani aynaya bir dik çizgi çizmektir. Dolayısıyla K ışınının tam çarptığı yere aynaya böyle dik bir çizgi çizdim. Bu benim normalim. Şimdi normal ile gelen ışın arasındaki açıya gelme açısı deniyordu. Yani şu açıya gelme açısı diyoruz. Şimdi burası 40 ise iç ders dış ders muhabbetinden dolayı burası da 40 derece olmayacak mı olacak? E tamamı 90 derece olduğuna göre buraya ne kalır? 50 derece kalır. Yani gelme açısı yani gelen ışının normal ile yaptığı açı gelme açısı dolayısıyla alfa yerine 50 geleceğini anladım. Şimdi geliyorum diğer aynaya. Hemen ışığın çarptığı yere aynaya dik bir çizgi çekiyorum. Yani dikkat ederseniz şurasının şöyle 90 derece olduğu zaten belli oluyor. Şimdi normali çizdik. Normal ile gelen ışın arasındaki şu açıya gelme açısı yansıyan ışın arasındaki açıya da yansıma açısı deniyordu. Hemen yansıma açısında şöyle yaklaşık olarak çizmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar burası 45 ise burası zaten 90. E buraya ne kalıyor? Şuraya 45 derecelik bir açı kalıyor. Şimdi dikkat ederseniz bakın şuralar yine iç ders dış ders muhabbetinden şurası yine 45 oluyor. E 90'a tamamlamak için burası da 45 oluyor. E şimdi burası gelme açısı, yansıma açısı da burası, e burası da 45. Yani gelme yansıma eşit. Dolayısıyla 50'nin 45'e oranıdır cevap. Haliyle 5'e bölersek 10, 5'e bölersek 9, 10 bölü 9 cevabımız A şıkkı oluyor. İşit kare bölmeli düzleme yerleştirilen düzlem aynalar K aynasına gönderilen ışınlar veriliyor. Diyor ki KLM ışınlarının aynadaki yansıma açıları arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ışını birinci aynaya gönderiyorum şu şekilde. Bu aynaya çarptığı anda hemen normal çizmem lazım. Normal nasıl çiziliyor? Aynaya dik. Aynaya şöyle ayna çapraz olduğu için sen de çapraz çiziyorsun. Yani aynaya böyle dik çizdin. Gelen ışının normalle yaptığı açıya bakıyorsun. Aynı açıyı yapacak şekilde buraya yolluyorsun. İkinci aynaya da aynı şekilde normal çiziyorsun. Yani aynaya dik çiziyorsun. Gelme açısına bakarak yansıtıyorsun onu da aynen bu şekilde. Ve üçüncü aynaya dik çarptığını görüyorsun. Yani bu aynaya zaten bu ışın dik bir şekilde çarpıyor. Ne demek bu? Normal üzerinden geliyor. Yani ben bu aynaya bir normal çizmek istesem zaten normalde aynen şöyle çizmeyecek miydim? Çizecektim. Demek ki arkadaşlar şimdi açıları artık kıyaslayabilirim. Birinci aynada gelme açısı burası. Yani 45 derece olduğu bariz bir şekilde ortada. İkinci aynada yine aynı şekilde buranın 45 derece olduğu ortada. Üçüncü aynada ışın normal üzerinden geldiği için Gelen ışınla normal arasındaki açı 0'dır. Dolayısıyla gelme açısı 0 derecedir. Direkt geri dönecek. Yani yansıma açısı da aynı şekilde 0 derecedir. Çünkü normal üzerinden geliyor. Yani normalle arasında bir açı yok. Dolayısıyla 0. O zaman bunlar 45 45 olduğu için birbirine eşit. M ise 0 olduğu için onlardan küçük. Yani cevabımız A şıkkı. İçinde düzlem ayna bulunan optik kutuya gönderilen I ışını optik kutudan I üstü olarak çıkıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Işının aynaya gelme açısı 65 derecedir. Bunu nasıl anlayacağız? Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıyı bulursak bunun yarısı gelme açısıdır. Yarısı da yansıma açısıdır. Ne demek istiyorum? Şimdi diyelim burada bir tane şöyle benim bir tane aynam olsun. Ben bu aynaya şöyle bir ışını gönderdim. Ve bu ışının da sistemi şu şekilde terk ettiğini biliyorum diyelim. Soru bana eğer şuranın 60 derece olduğunu söylerse ben derim ki tam ortadan bir tane normal geliyor ve bunu ikiye bölüyor. Yani bu 60 derecenin aslında 30 derecesi gelme açısıdır. 30 derecesi de yansıma açısıdır diyebilirim. Demek ki gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıyı bilirsem bunun yarısı gelme açısıdır, yarısı da yansıma açısıdır. Şimdi gelen ışın sisteme bu şekilde geliyor ve sistemi bu şekilde terk ediyor. Yani şöyle çizelim. Böyle geliyor ve kutu içerisindeki aynadan yansıdıktan sonra sistemi şu şekilde şöyle terk ediyor. Yani buna I üssü diyeceğim. Şuna. Şuna da I diyeceğim. Ve I üssünün yatayla 50 derece açı yaptığını söylüyor. Dolayısıyla ben şunu şöyle hafiften uzattığımda şuranın 50 derece olduğunu da biliyorum. E haliyle buranın tamamı 180 derece değil mi kardeşim? E burası 50 ise buraya kaç derece kalıyor? 130 derece kalıyor. İşte bu 130 gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıdır. Bu 130'un yarısı gelme açısıdır. Yarısı da yansıma açısıdır. Yani ben bunu tam ortadan ikiye şöyle bir normal çizerek bölmem gerekiyor ve bu normali şöyle çizdim. Tam dik e, ikiye bölmem lazım. Normali çizdim. 65 derecesi gelme açısıdır. Şurası 65'tir ve şurası da 65 derecedir. Demek ki bu doğru. Yansıyan ışının ayna ile yaptığı açı 45 derecedir. Şimdi burada ayna nasıl bir ayna? Aynayı tahmini olarak çizmemiz gerekiyor. Arkadaşlar aynayı şöyle göz kararı bir şekilde çizeceğim şu şekilde. Yani nasıl göz kararı? Gelen ışın aynayla kaç derecelik bir açı yapıyorsa yansıyan ışın da aynayla aynı derece açı yapması gerekiyor ve aynanın normale dik olması gerekiyor. Yani normali şöyle çizdiğim için aynayı da böyle çizdim ve birbirine dik mi? Evet şu an dik. Tamam. Şimdi dikse 90 derece olması lazım. E burası 65 derece ise yani şu kısım 65 derece ise Geriye yani şuraya kaç derece kalıyor? 90'a tamamla. 25 derece kalıyor. Yani şuranın 25 olduğunu anlıyorum. E haliyle tamamı 50 idi. O zaman şuraya da kaç derece kalıyor? 25 derecelik bir açı kalıyor. Aynı şekilde burası 65. 90'a tamamlamak için burası 25 derecedir diyebiliyor. Şimdi diyor ki yansıyan ışının ayna ile yaptığı açı 45 derecedir. Hayır. Yansıyan ışın burada, ayna burada. Yani 25 demesi gerekiyordu. Bu yanlış. Diyor ki aynanın yatayla yaptığı açı 20 derecedir. Ayna. Yani ayna burası. Yatay burası. Aynanın yatayla yaptığı açı 25 derecedir. 20 derecedir dediği için. Pardon. Orası 20 derece mi? Yok 25 derece ya. Burası yanlış. 20 değil 25. O zaman cevabımız yalnız bir yani A şıkkı oluyor. Şimdi geldik 5. soruya. Bir düzlem aynanın karşısına bırakılan X isminden çıkan ışınlar aynadan şekildeki bir yansıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar bir cismin görüntüsünü bulmak için cisimden aynaya en az iki tane ışın gönderiyoruz. Işınlar aynada yansıdıktan sonra yansıyan ışınların kendileri kesişirse oluşan görüntü gerçek oluyor. Uzantıları kesişirse oluşan görüntü sanal oluyor. Gerçek görüntüler ters oluyor yani tepe taklı oluyor. Sanal görüntüler düz oluyor. Hatırlatmış olalım. Şimdi buradan iki tane ışın çıkmış. Yansıyan ışınların kendilerini kesişemediğini görüyorsunuz. Demek ki bu görüntü gerçek değil. Ama uzantılarının bu noktada kesiştiğini görüyorum. Uzantıları burada kesişiyorsa demek ki bunun burada sanal bir görüntüsü vardır. Yani x cisminin görüntüsü y'de oluşur ve görüntü gerçek değil, sanaldır çünkü uzantıları kesişiyor. Şimdi L1 L2 eşittir diyor. Arkadaşlar, düz aynada görüntünün boyu ile cismin boyu birbirine eşittir. Bunun nedeni ise görüntü aynaya ne kadar uzaklıktaysa cisim aynaya o kadar uzaklıktadır düz aynanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu mesafenin bu mesafeye eşit olmasıdır zaten. Dolayısıyla bu da doğru bu da doğru cevabımız 1 ve 2 B şıkkı. Düzlem ayna önüne yerleştirilen KL ve MN cisimleri şekilde kimdir? Buna göre cisimlerin düzlem aynadaki görüntüleri hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi birincisi çok kolay çünkü zaten ayna dik bir şekilde duruyor. Ben şuradan şöyle bunun hizasını aldığım zaman simetriğini alacağım. Sadece bunu bu tarafa doğru katlayacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Yani sol taraftaki üçgenin sağ tarafa katlanmış hali düşünün. Burası kaç derece? 40 derece. Aynı şekilde burası da 40 derecedir. Burası 50 ise burası da 50 derecedir. Buradaki ok sağa doğru bakıyorsa, ok şöyle biraz belirginleştirelim. Buradaki ok sağ çapraz ise, buradaki ok da sol çaprazdır. Bu kadar basit. Yani simetriktir. Birisi sağa yatıksa birisi sola yatıktır. Dolayısıyla burası da 50 derecedir ve sola doğru yatık olması gerekiyor. Bunlar gitti. Cevap A ya da B olabilir diyor. Şimdi geldim diğer aynaya. Diğer ayna dikkat edersen belirli bir açıyla duruyor. Yani şu şekilde dik değil. Dolayısıyla bununla nasıl yapacağız derken şöyle aynayı şöyle biraz hizasını belirtelim. Yani şöyle uzatmış gibi olalım doğrultusunu. Ve buradan ışığı aynaya doğru şöyle sanki bu cisim daha büyük bir cisimmiş gibi. Yani cisim eğer büyük bir cisim gibi olursa ben daha rahat bir şekilde görüntüsünü bulabilirim. Şimdi burası 40 derece, burası 50 derece ise burasının 90 derece olduğu anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Yani her ne kadar 90 gibi görünmese de açılar bize buranın 90 olduğunu söylüyor. E şimdi burası 90 derece ise bu cismin görüntüsü de aynaya aynı uzaklıkta ve aynı şekilde 90 derece olması gerekmiyor mu? Şöyle yapalım. Biraz daha güzel bir şekilde tekrardan çizmeye çalışacağım. Şu şekilde. Yani simetrik olması gerektiğinden hep bahsediyoruz ya gençler. İşte simetri olması bu. Yani şu uzaklık yani buradaki N noktasının aynaya olan dik uzaklığı ne kadarsa görüntüsünün yani N üstünün de aynaya olan dik uzaklığının o kadar olması gerekiyor. E zaten burası 90 derece yani zaten dik. Dolayısıyla şu mesafe şu mesafeye eşittir. Yani N noktası buradadır. Mesela M noktası şurada ya. M noktasının aynaya olan dik uzaklığı şu kadar ya bak şu kadar ya. Aynı uzaklıkta M noktası vardır. Yani şurada M noktası vardır. Dolayısıyla görüntü artık çizildi. Yani ikisini birleştireceksin ve şu şekilde bir görüntüsü olduğu ortaya çıkıyor. Yani kaç derece yapıyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Yani şunu şöyle silelim yeşillerini daha rahat bir şekilde görelim. Yani görüntüsünün yatayla yaptığı açıyı bulmam gerekiyor. E yatay zaten şurası arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir Z kuralı var. Bakın şöyle çizeyim size. Burası 40 derece ise burasının da 40 derece olması gerekiyor. Yani aşağı doğru çapraz ve 40 derecelik bir açı yapması gerekiyor. Şıkları incelediğimde aşağı çapraz ve 40 derece. Yani sorumuzun cevabı A şıkkı oldu canlarım. Şimdi altta soru yok 7'ye geldik. Karşısındaki düzlem aynaya bakan bir gözlemcinin kendi vücudu üzerinde gördüğü alan A1, arkasındaki duvar üzerinde gördüğü alan A2'dir. Yani burası kendi vücudu olacak, burası da arkasındaki alan üzerinde gördüğü yer. Buna göre gözlemci aynaya doğru yürüdükçe A1 ve A2 nasıl değişir diyor. Şimdi canlarım, bir kere kendi vücudu üzerinde gördüğü alan değişmez. Eğer kendisi dik bir şekilde duruyorsa, ayna da duvarda ve dik bir şekilde duruyorsa, aynaya yaklaşsa da uzaklaşsa da kendi vücudu üzerinde gördüğü alan değişmez. Şimdi bunun size ispatını yapabilmek için şöyle bir çizim hazırlamıştım arkadaşlar. Orada ancak anlatabilirim rahat bir şekilde. Şimdi Mete diye birisi var. Öncelikle burada olsun sonra biraz aynaya yaklaşsın buraya gelsin. Mete bakışlarını nereden atıyor? Buradan atıyor. Dolayısıyla ben buradan aynanın uçlarına iki tane ışın atıyorum. Amaç ne? Görüş alanımı bulmak için. Birinci ışını bu şekilde 3'e 1 şeklinde atıyorum. E burası normal olduğuna göre aynaya dik. Dolayısıyla 3'e 1 şeklinde gidiyor. İkinci ışını aşağı atıyorum 3'e 1 şeklinde. O da aynı şekilde 3'e 1. Bak. Bu ışın 1'e 3 şeklinde geldiği için bu ışın da 1'e 3 şeklinde gidiyor. Yani açısını bozmadan gidiyor. Dolayısıyla buradaki mete şu anda dizlerine kadar olan yeri görüyor. Bak şuraya kadar görüyor ve şuraya kadar görüyor. Yani kendi vücudu üzerinde gördüğü yer kafasından dizlerine kadar. Dizlerinin alt kısmı görüş alanına girmiyor. Ama kafası ve dizlerine kadar olan yeri görebiliyor. Tamam mı? Şimdi ben bunu yaklaştırıyorum. Bakalım ne olacak? Şimdi yaklaştırdığımda metenin boyu değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Gözünün yeri değişiyor mu? Hayır değişmiyor. O zaman gözü yine burada olacak. Ve ben buradan yine aynanın uçlarına ışın atacağım. Şimdi birinci ışınım 2'ye 1 şeklinde buraya gelecek. Aynadan aynı şekilde 2'ye 1 şeklinde buraya gidecek. Bak sistemi bu şekilde terk edecek. İkinci ışın aynanın üst tarafına 2'ye 1 şeklinde geliyor. Aynı şekilde 2'ye 1 şeklinde sistemi böyle terk edecek canları. Bakın kendi vücudu üzerinde gördüğü yere gelelim. Bu sefer şunları siliyorum. Orayı boyayacağım. Bu yeşili yani şu anda nereyi gördüğünü boyayacağım. Burası ve burasını görüyor. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Yine tam dizlerine kadar olan yeri görüyor. Yani kafasını zaten görüyor, dizlerine kadar olan yeri görüyor. Yani şu yeşiller arasında kalan yer onun görüş alanı. Dolayısıyla yine dizlerinin altını göremiyor. Yani vücudu üzerinde gördüğü alan değişmiyor. Ama arka duvarda gördüğü alan değişiyor. Arka duvarda önceden şu çizgiler arasını görüyordu. Yani işte şurayı görüyordu bakın. Kırmızı çizgiler arasını görüyordu. Şu anda ise şu mavi ile biraz daha belirgin hale getirdiğim maviler arasını görüyor. Yani bakın şurayı görüyor. Arka tarafında gördüğü alan artıyor. Ama kendi vücudu üzerinde gördüğü alan değişmiyor. Dolayısıyla A1 değişmez. A2 artar. Sorumuzun doğru cevabı baktığımızda D şıkkı oluyor. Umarım anlatabildim. Eşit kare bölmeli düzlemdeki düzlem aynaya gönderilen I ışını üstü olarak yansıyor. Buna göre K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü nerede oluşur diyor. Şimdi gelen ışın bu. Yansıyan ışın bu. Gelen ışın ve yansıyan ışını tam ortadan ikiye böldüğümüzde ne yapıyoruz? Aynanın pozisyonunu artık daha rahat bir şekilde tahmin edebilirim. Tam ortadan bölmek için şu şekilde bölmem gerektiğini anlıyorum. Yani normal ile gelen ışın arasındaki açı, normal ile yansıyan ışın arasındaki açıya eşit olması için tam bu şekilde bölmem gerekiyor. Şimdi normalin aynaya dik olması gerekmez mi? Gerekir. O zaman bizim buradaki aynamızın nasıl olması lazım yaklaşık olarak? Yani yaklaşık olarak değil, hatta tam olarak şu şekilde olması lazım. Yani tam 45 derece olması lazım ki 45 dereceyle böyle 45 derece birbirine ne olur? Dik olur. Şimdi aynanın pozisyonu belli oldu. Adam bana diyor ki K cisminin aynadaki görüntüsü nerede olur? Bir cismin görüntüsünü bulabilmek için aynaya olan dik uzaklığına bakman lazım. Şimdi aynamız burada. E cisim burada. Aynaya olan dik uzaklığı derken şu uzaklığı kastediyor. İki tane çapraz. Aynı şekilde iki tane çapraz gittiğinde bak şurasının dik olması çok önemli. Aynaya olan dik uzaklıkları eşit olduğunda nereye geliyor arkadaşlar? Bir numara cevabımız A şıkkı oluyor. Ve geldik 9. soruya. Canlarım bu sorunun çok benzeri TYT sınavında gelmişti. Güzel bir soru. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Hadi bakalım soruya geçelim. Evlerinin çatı katında odasının tavanını şekillik gibi ayna ile kaplatan Ahsen 1-2-3 doğrultularında aynaya bakmaktadır. Buna göre Ahsen'le ilgili verilenlerden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi bir doğrultusuna baktığında kitaplığı görür diyor. Öncelikle Ahsen bu aynaya bakarak nereleri görebilir? Yani bir görüş alanını bulalım. Görüş alanını bulmak için gözlemcinin aynadaki görüntüsünü buluyorduk ve aynanın uçlarına ışın atıyorduk ve aynanın ön tarafını görebilir diyorduk. Şimdi tavan komple ayna. Parayı biraz bol bulmuşlar. Tavanı komple aynayla kapatmışlar. Tamam mı? Şimdi gözlemcinin görüntüsünü bulacağız. Gözlemci Ahsen ama Ahsen tabii gözleriyle bakıyor. Dolayısıyla gözlerinin görüntüsünü bulacağız. Yani gözlemci bu mavi noktada. Gözlemcinin görüntüsü nasıl bulunur? Aynaya olan dik uzaklığına bakacaksın. Bak eğer şöyle yaparsan soru gitti. Yani gözlemcinin aynaya uzaklığı bu kadardır. O zaman ben buraya gideyim ve görüntüyü burada bulayım dersen soru gitti. Çünkü şu anda aynaya dik çizmedin. Dik olarak uzaklığına bakacaksın. O kadar diğer tarafa gideceksin. Ne demek istiyorum? Şimdi buranın aynaya olan dik uzaklığı şöyle yaklaşık olarak burasıdır. Şimdi buradan dışarı doğru o kadar daha gideceksin. Yani şöyle ve diyeceksin ki gözlemcinin görüntüsü işte buradadır. Yani gözlerinin görüntüsü. Çünkü dediğim gibi dik olma meselesi inanılmaz derecede önemli arkadaşlar. Dikliğe dikkat etmezseniz Görüntüyü yanlış yerde bulursunuz ve her şey yanlış çıkar. Haberiniz olsun. Şimdi görüş alanını bulmak için aynanın uçlarına ışın atıyorum. Bir ucu aynanın burası. Buraya bir ışın attım. Bir ucu da burası. Buraya da bir ışın attım ve aynanın önünde kalan yeri görürüm. Yani aynanın arkası olan şurayı göremem. Aynanın önünde kalan ve şu kırmızı çizgiler arasında kalan her yeri görebiliyorum arkadaşlar. Yani odanın içerisindeki her yeri bu aynayı kullanarak görebilirim. Ama görmek için bir tarafa bakmam gerekiyor. Yani ben önüme doğru bakarken bir yeri görürüm. Yana doğru bakarken başka bir yeri görürüm. Bu yana bakarken başka bir yeri görürüm. Ama ben bu aynayı kullanarak her yeri görebiliyorum. Ama kafamı nereye çevirdiğim de önemli. İşte bu soruda bize aslında bu soruluyor. Şimdi olabilir diyor dikkat ederseniz. Yani böyle çok da kesin bir şey konuşmuyor. Olabilir mi? Olamaz mı? Şimdi bir doğrultusuna baktığında kitaplığı görür diyor. Şimdi arkadaşlar kitaplık sol çaprazında olduğu için kitaplıktan gelen ışınlar şu şekilde geliyorsa aynaya çarptıktan sonra bir numaralı yolu izleyip gözüne ulaşabilir mi? Evet ulaşabilir. Yani sonuçta sol çaprazdan gelen ışınlar bir yolunu izleyerek sol taraftaki cisimlerin görüntüleri görülebilir. Yani bu doğru. İki doğrultusuna baktığında kendini görür diyor. Arkadaşlar kendisini görebilmesi için iki doğrultusuna değil mavi ile çizdiğim bu doğrultuya bakması gerekiyor. Çünkü bu doğrultuda kendisi var. Yani eğer iki doğrultusuna bakarsa aynaya dik bir ışın gitmiş olur ve dik gelir. Yani kendisine geri döner ve kendisini görmüş olur. Çünkü iki doğrultusu nereyi gösteriyor bize göstereyim size arkadaşlar. Aynaya bir normal çizmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Şu şekilde bir normal çizeceğiz. Yani aynaya 90 derecelik bir normal çizdik mi çizdik. İki doğrultusundan bir ışın gönderdiğimizde şurası bizim gelme açımız değil mi? Aynı şekilde yansıma açısı olmayacak mı? Olacak. Hadi bakalım yansıma açısını da gösterelim. Aynı şekilde yansıma açısı yaptığımızda dikkat ederseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bak şu açı şu açıya eşit olacak. Yani şurası gelme açısı, şurası yansıma açısı. E bu da normal. Yani kendisinden değil yatağın olduğu yerden gelenler. Yatağın olduğu bölgedeki cisimlerin e, görüntüleri. Mesela şurada ne bileyim bir tane bir şey olsa, bir kutu bir şey olsa onun görüntüsünü görebilir. Kendisine denk gelmiyor o bölge. Yani bu olmayacak kendisini görmesi için dediğim gibi benim şu şu yönde bakmam gerekiyor. Işığın oradan çarpıp bana geri gelmesi gerekiyor. Şimdi 3 doğrultusuna baktığında yatağı ve duvar saatini görür diyor. Arkadaşlar 3 doğrultusuna baktığınızda dikkatli bir şekilde şöyle aynaya da bir normal çizerseniz yani ayna tavan biliyorsunuz. Tavana bir dik çizerseniz 3 doğrultusu sağ çaprazında olduğu için sağ çaprazdan gelen yani buradan gelen saatin görüntüsü veya şimdi biz bu açıyı tam olarak bilmediğimiz için hani yataktan da geliyor olabilir bu. Yani biz burada açıları biraz hafiften rastgele çiziyoruz. Yani aynaya normali şu şekilde çizsek, yani biraz daha böyle dik bize bu şekilde gözümüze gelse. Çünkü olabilir de diyor dikkat ederseniz. Diki biraz bu şekilde çizdiğimizde bu ışının biraz daha küçük bir açı yaptığını hani hissedersin. O zaman da dersin ki yataktan geleni de görebilirsin. Yani olabilir diyor zaten. Sağ çaprazına baktığında sağ çaprazdakilerin görüntüsünü görüyor. Sol çaprazına doğru baktığında da o taraftan gelenleri görüyor. Yani 1 ve 3 doğru. Kendisini görmesi için ise dediğim gibi iki yönünde değil de şu yönde bakması gerekiyordu canlar. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Hava ortamına yerleştirilen düzlem ayna ve ayna önündeki K ışıklı cismi şekildeki bilir. Cismin düzlem aynadaki görüntüsü K üssü olarak modellendiğine göre... Ortam su ile doldurulursa yargılarından hangileri doğru olur? Yani başlangıçta hava ortamında yapılıyor deney sonra su ile doldurulursa ne olur diyor. Küresel aynalar ve düzlem ayna hiç fark etmiyor. Ayna aynadır ve aynalar havada da aynı çalışır suda da aynı çalışır. Yani aynalar için ortamın bir önemi yoktur. Ama mercekler için ortam önemlidir. Havada kırıcılık değişiyor, suda kırıcılık değişiyor. Ama aynalarda yani ışığın yansımasında Ortam kesinlikle önemli değildir. Işığın rengi kesinlikle önemli değildir. Yani kırmızı ışık kaç dereceyle gelip kaç dereceyle yansıyorsa mavi ışık içinde bu aynıdır. Yeşil ışık içinde bu aynıdır. Hava ortamında da bu aynıdır. Su ortamında da bu aynıdır. Ama merceklerde ışığın rengi de önemlidir. Merceğin bulunduğu ortam da önemlidir. Aynalarda önemli değildir. Görüntü ok yönünde kayar diyor. Arkadaşlar hiç alakası yok. Yani sen ortamı suyla da doldursan, Şimdi K cismi aynaya ne kadar uzaklıktaysa K cisminin görüntüsü de aynaya o kadar uzaklıktadır. Bu hava ortamında da aynıdır, su ortamında da aynıdır. Hiçbir şekilde değişmez. Yani kayma falan olmaz. Diyor ki görüntünün boyu değişmez diyor. Evet, hiçbir şey değişmiyor zaten. Yani görüntü burada h kadar, burada da h kadardır biliyorsunuz. Düz aynada boyumuz, görüntümüzle aynıdır. Havada da aynıdır, suda da aynıdır. Deney değişmiyor. Görüntü baş aşağı döner diyor. Yani takla atar diyor. Görüntü sanal. Sanal görüntüler biliyorsunuz düz oluyor. Gerçek görüntüler takla atıyor. Bizim görüntümüz sanalken gerçeğe mi dönecek? Hayır öyle bir şey olmayacak. Dolayısıyla hiçbir şey olmayacak açıkçası. Cevabımız B şıkkı olarak bulunuyor. Altta soru yok geldik buraya. Duvarda asıl olan mekanik bir saatin akrep ve yelkovanı 0.3.40'ı göstermektedir. Buna göre saatin karşısındaki düzlem aynaya bakan gözlemci saati kaç olarak görür diyor. Arkadaşlar düzlem aynalarda sağ sol simetrisi vardır. Ne demek istiyorum? Mesela bizim burada bir tane aynamız olsun. Biz bu aynanın önüne eğer şu şekilde bir cisim koyarsak bunun aynadaki görüntüsü şu şekilde olacak. Yani bizim okumuz sağa bakıyor ama görüntü sola doğru bakar. Mesela şöyle bir cisim koyarsak onun görüntüsü şu şekilde olur. Yani bizimkisi sağ çapraz ise görüntü sol çapraz olur. Yani sağ sol simetrisi olur. Takla atar demiyorum. Takla atar dersem gerçek görüntü olur. Gerçek görüntüler biliyorsunuz takla atar. Yani senin cismin böyleyse görüntüsü böyle olur. Takla atar. Ben burada ondan bahsetmiyorum. Sağ sol simetriden bahsediyorum. Şimdi mesela sen aynanın önüne bir C harfi yazarsan bunun aynadaki görüntüsü bu şekildedir. Yani bu sağa doğru uçları açık, bunun sola doğru uçları açık olur. Umarım anlatabildim. İşte şimdi burada analog saatinde aynadaki görüntüsü sağ sol simetrisi olacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani buradaki uzun olanı bu sola yatık ya sağa yatık hale getireceğim. Tam ortadan bir eksen yapacağım yani şuradan simetriğini alacağım yani. Sola yatık olan bir şeyin sağa doğru simetriğini alırsam bu nereye denk gelir? Tam olarak buraya denk gelir. Artık burası biliyorsunuz ki 4 oluyor. Yani bu yok. Bunun aynadaki görüntüsü tam olarak burayı gösteriyor. Şimdi gelelim kısa çubuğa. Yani akrebin de simetriğini alacağım. Akrebin simetriğini almak için de akrep şu şekilde durduğu için daha doğrusu onu şöyle elle mi çizelim? Akrep şu şekilde durduğu için bunun simetriğini aldığımızda bu da burayı gösterir. Yani şu arayı gösterir. E burası 6, burası 7, burası 8 olduğuna göre akrep 8 ile 9 arası. O zaman saat 8'i biraz geçmiş. Kaç geçmiş? 20 geçmiş çünkü 4'ün üzerinde. O zaman 8, 20 olarak bulunuyor. Eşit kare bölmeli düzlemdeki mat KLMN cisimleri yani ışığı geçirmeyen yani saydam olmayan KLMN cisimleri ve düzlem ayına veriliyor. Buna göre G noktasından aynaya bakan bir gözlemci hangilerinin görüntüsünü görebilir diyor. Hangilerini görebilir? Önce görüş alanını bulmamız gerekiyor. Görüş alanımız içindekileri görebiliriz. Dolayısıyla görüş alanı nasıl bulunacak? Gözlemcinin aynadaki görüntüsünü bulacaksın. Aynanın uçlarına ışın çizeceksin. Mantık bu. Peki gözlemcinin görüntüsünü nasıl bulacağım? Arkadaşlar gözlemci G noktasında. Aynaya olan dik uzaklığına bakman gerekiyor. Eğer sen şöyle çizersen. O zaman bunun görüntüsü de buradadır dersen geçmiş olsun soru gitti. Çünkü sen aynaya olan dik uzaklığı bulmadın. Bu açı 90 derece değil. En önemli nokta burası. Bir cismin görüntüsünü bulurken aynaya olan dik uzaklığına bakman lazım. Yani aynadan böyle bir hiza alacaksın. Aynaya olan dik uzaklığın kaç birim? 2 birim. Aynen 2 birim diğer tarafa gideceksin. İşte şimdi gözlemcinin görüntüsünü güzel bir şekilde buldun. Artık aynanın uçlarına ışın çizeceksin. Işını çizerken de dikkatli çizeceksin. Bak ışını biraz inceltelim. Böyle ışın mı olur abi? Odun gibi ışın mı olur? Şöyle yapalım. 2'ye 1, 2'ye 1. Bak düzgün bir şekilde. Yani bozmayacaksın. Mesela aynanın bu ucuna çizeceksin. Aynanın bu ucuna çizerken dik bir şekilde 2'ye bir yapıyorsun. Aynı 2'ye bir, aynı 2'ye 1. Yani kuralına göre çizeceksin. Şimdi çizdik. Aynanın arkasında kalan yeri zaten görme şansın yok. Burayı göremezsin. Aynanın önünde kalan ve yansıyan ışınlar arasında kalan şu bölge senin görüş alanındır. Şimdi KLM bizim görüş alanımızda. N bizim görüş alanımızda değil. Yani N'yi görme şansım yok. Peki M'yi kesin görür müyüm? O da kesin değil. Neden? Çünkü saydam olmayan cisimler engel teşkil eder. Engel benim önüme gelirse ben onun arkasını göremem. Yani önüme bir kutu geldiğini düşün. Ben kutunun arkasını nasıl göreceğim? Göremem. İşte mantık bu. Engelin kendisi de engeldir, görüntüsü de engeldir. Bu sloganı bir yere yaz, kenara yaz. Ne demek istiyorum? Şimdi bunların hepsi mat cisim, yani hepsi bir engel. Engeli ve görüntülerini bulacağım. Şimdi bu engel K. Onun görüntüsü nerededir? Buradadır. Hemen bunu da böyle belirgin hale getireceğim. L burada. Engelin görüntüsü nerede? Burada. M cismi burada. Görüntüsü nerede? Burada. N cismi burada. Görüntüsü nerede? Burada. İşte bunların Alttaki siyah noktalar da engel, üstteki mavi noktalar da engel. Şimdi gözlemciden bakmak istediğim cisme doğru bir çizik atacağım. Eğer bu çizik ile bakmak istediğim cisim arasına bu engellerden birisi girerse ben onu göremem. Haberiniz olsun. Bakın, buradan bir çizik attığımda bu üstteki mavi dikkat ederseniz benim tam kime gitmemi engelliyor? L'ye gitmemi engelliyor. Yani normalde L benim görüş alanımda ama buradaki N cisminin görüntüsü bana engel olduğu için. Çünkü engelin kendisi de engeldir. Görüntüsü de engeldir. Onu unutma. Görüntüsü bana engel olduğu için ben L'yi göremiyorum. Dolayısıyla artık L'yi de göremem. Peki K'ya bir şey engel oluyor mu? Dikkat et şöyle çiz. K'ya giderken önüne bir engel geliyor mu? Gelmiyor. O zaman K'yı görürsün. M'ye giderken önüne bir engel geliyor mu? Gelmiyor. Ama L'ye giderken önüne engel geliyor. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken neymiş? Saydam olmayan cisimler verildiği zaman onların hemen görüntülerini de böyle belirgin hale getireceksin. Acaba bunlar bir şeye engel oluyor mu diye bakacaksın. Umarım anlatabildim. O zaman cevabımız K ve M yani E şıkkı oldu. Diyor ki: Odak uzaklıkları efir ve fiki olan, asal eksenleri çakışık çukur aynalara gönderilen ışının izlediği yol veriliyor. Diyor ki noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır diyor. Şimdi buradaki ok önce ışığın bu aynaya çarptığını gösteriyor. Işık ne yapıyor? Çukur aynaya geliyor. Yani sol taraftaki birinci aynaya geliyor. Bu aynadan bu şekilde yansıyor. Okları izlediğimizde bunu anlıyoruz. Sonra bu aynadan geri dönüyor. Yani kendi üzerinden geri dönüyor. Yani bu aynaya böyle geliyor ama geri dönüyor. Geri döndüğünde de tekrar buradan sistemi ne yapıyor? Terk ediyor. Yani buradan geri dönüyor. Birinci aynaya tekrar çarpıyor. Geldiği yoldan geri dönüyor. Mantık bu. Şimdi arkadaşlar biz biliyoruz ki asal eksene paralel gelen ışınlar aynanın odağından geçer. Yani bu ışın birinci aynaya paralel gelmiyor mu? Geliyor. Paralel geldiğinde ışın nereye gider? Odağa gider. O zaman şuraya doğru gitti ya asal eksen üzerinde kestiği şu nokta birinci aynanın odağıdır. Bak şu an ikinci aynayı hiç düşünme. İki, sağdaki aynayı unut. Soldaki aynadan gelen ışın nereye geldi kardeşim? Buraya geldi. E burası o zaman aynanın odağı. Yani kaç birim? 2, 2 daha 4 birim. Demek ki buradaki 4 birim birinci aynanın odak uzaklığıdır. Şimdi ikinci aynayı düşünelim artık. Biri unutuyoruz. İkinci aynaya gelen bu ışın. Yani şöyle biraz da kalınlaştırayım daha belirgin olsun. Bu ışın ikinci aynaya çarpıyor ve kendi üzerinden geri dönüyor. Bu ne demek? 90 dereceyle çarpıyor. Peki aynalarda 90 dereceyle çarpması için oranın merkez olması lazım. Yani merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri döner kuralına göre burası ikinci aynanın merkezidir. Burası da ikinci aynanın odağıdır. Çünkü merkez ile odak arasındaki uzaklıklar birbirine nedir? Şu uzaklıklar eşittir. Demek ki buradan buraya yani iki birim merkez uzaklığı oluyorsa onun yarısı olan şu bir birimde odak uzaklığıdır. Demek ki ikinci aynanın odak uzaklığı sadece 1 bir birim. Bundan dolayı 4 bölü 1 oluyor cevabımız A şıkkı. Şimdi asal eksenleri çakışık olan odak uzakları F1, F2 olan küresel aynalara ışınlar gönderiliyor ve ışın sistemi böyle terk ediyor. F1 ve F2 cinsinden aynalar arasındaki uzaklığı ifade etmemizi istiyor. Şimdi şu aynayı tamamen gözünüzden çıkart, Bir yok edin. Silin. Şimdi ışını sadece şöyle düşüneceğim bak. Bu ışın aynaya nasıl geliyor kardeşim? Şu şekilde geliyor değil mi? Tamam geldi. İkinci aynayı tamamen unutuyorum. Bu ışın ikinci ayna olmasaydı nereye gidiyordu? Gidiyordu, 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 buraya gidiyordu. Önce bunu düşünme. Demek ki burası birinci aynanın odak uzaklığı. Çünkü paralel gelen bir ışın nereye gider? Odağa gider. Yani bakın, şuradan şuraya kadar olan uzaklık birinci aynanın odak uzaklığı. Yani f1'dir. Burası tamamen f1 noktasıdır, haberin olsun. Şimdi gelelim ikinci aynanın esprisine. Arkadaşlar ikinci aynaya baktığımda birinci aynayla ilgili fikrimi buldum değil mi? Buradan burası bir tane F1 yapıyor. Bunu buldum. Tamam. İkinci aynaya ışını gönderdiğimde ışın şu şekilde gidip sonra da kendi üzerinden geri dönmemiş mi? Evet dönmüş. Demek ki bu ışın aynaya dik gelmiş. Aynaya dik geldiğine göre bu ışın nereye doğru geliyor? Merkeze doğru geliyor. Yani tümsek aynanın merkez noktasına doğru gelen ışık dik gelmiştir. Demek ki şu nokta ikinci aynanın merkezidir. Burası merkezse burası da tabii ki de odaktır. Merkez ne demek? Odağın iki katı demek. Yani buradan buraya kadar olan şu uzaklık iki tane odak yapıyor. İkinci ayna için. Yani iki tane F2 yapıyor diyebilirim. Çünkü tekrar söylüyorum. Eğer bizim ışığımız tümsek aynaya geldiğinde, şu şekilde geldiğinde kendi üzerinden geri dönmüşse o ışın dik gelmiştir. Dik gelmesi için de uzantısının merkeze doğru gitmesi gerekir. Demek ki burası onun merkezi. Dolayısıyla iki tane F2. E tamamı neydi? F1'di. O zaman tamamından çünkü aynalar arasındaki uzaklığı soruyor. Tamamından şurayı çıkartacağım. Nereyi? Tamamından şu kısmı çıkartacağım ki şu mesafeyi bulabilelim. Aynalar arasındaki uzaklık burası. Tamamı F1 kadar F1'den şu kısmı çıkartıyorum. Dolayısıyla şurayı bulmuş oluyorum. F1'den iki tane F2'yi çıkartacağız. Cevabımız ne olur? C şıkkı olur canlarım. Geldik bu soruya diyor ki odak uzaklıkları. Yanlış soru değil değil mi bu? 14, evet 15. Odak uzaklıkları F1, F2 olan aynalara gönderilen ışınlar ve yansıyanları verilmiş. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Arkadaşlar bir kere çukur aynada. Eğer aynanın önünden gelen ışın tekrar aynanın önüne dönmüyorsa, aynanın arka tarafında kesecek şekilde sistemi terk ediyorsa, Hemen aklına şunu getireceksin. Işın odak ile ayna arasından gelmektedir. Lütfen hatırlayalım. Bakın tekrar size şurada hatırlatacağım. Burası çukur ayna olsun, tamam mı? Çukur aynaya odağın dışından gelen ışınlar. Mesela burası odak, burası merkez. Biliyorsun burası 2f anlamına da geliyor. Burası diyelim 3f. Arkadaşlar çukur aynaya 3f üzerinden bir ışın gelirse ayna da yansıdıktan sonra 1,5f'ten gider. Şimdi 3f bir buçuk f size ezber gibi geliyor olabilir ama ben bunu şunun için anlatıyorum. Aslında 3f'siz merkezin dışı olarak aklınıza kodlayın. Merkezin dışından gelen odak ile merkez arasından geçer. Tersi de doğrudur. Yani odak ile merkez arasından gelen de merkezin dışından geçer. Bak bunları direkt kafaya koymuş oluyorsun. İkinci olayımız neydi? Eğer ışın merkezden gelirse zaten dik çarpar. Ve kendi üzerinden geri döner. Dolayısıyla merkezdeki cismin görüntüsü merkezdedir diyorduk hatırlarsanız. Üçüncü olayımız da arkadaşlar zaten buradan gelirse burası bir buçuk F yapıyor biliyorsunuz. Bir buçuktan gelen de üçe falan gidiyor. Yani odak ile e, merkez arasından gelirse merkezin dışına gidiyor. Onu da tekrar etmiş olduk. Geldik buraya. Eğer bir ışın odak ile tepe noktasından gelirse işte bu ışın aynayı ön taraftan kesemiyor. Işın aynayı arka tarafta kesecek şekilde sistemi terk ediyor. Ve özel bir durum da vardı burada. Tabi bu her zaman özel durum olmak zorunda değil ama neticede özel durum şu. F bölü 2'den gelirse arka tarafta F'i kesiyor. Yani 1'e 2 oranının olduğu bir noktada var. Yani eğer çukur aynada ışın ön taraftan gelip uzantısı arkayı kesmişse şu mesafe kesinlikle şu mesafeden küçük olmak zorundadır. Dikkat edin bak buraya f bölü 2 oraya f. Küçük olmak zorundadır. Yani burada neresi küçük olmak zorundadır? L mesafesi k'dan küçük olmak zorundadır. L küçüktür k. Hemen bakıyorum L küçük k. Bu doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi geliyorum buraya. Arkadaşlar tümsek aynada genel bir kuralımız vardı. Işın asal ekseni keserek nereden gelirse gelsin. Bak nereden gelirse. Yani buradan gelsin. Daha uzaktan gelsin, ne bileyim, daha yakından gelsin. Ya nereden geliyorsa gelsin. Yeter ki asal ekseni keserek gelsin. Asal ekseni keserek gelen ışınlar aynada yansıdıktan sonra yansıyan ışının uzantısı odak noktasını geçemez. Yani odak noktası bunun daha arkasındadır. Yani odak ile tepe arasında olmalıdır yansıyan ışının uzantısı. Odağın arkasına geçemez. Bu kuralı asla unutma. Ve tümsek aynalarda her zaman görüntü sanal, düz ve küçüktür demiştik hatırlarsanız. Görüntünün küçük olması ne anlama geliyor? Yani şu mesafenin şu mesafeden her zaman büyük olması anlamına geliyor. Biliyorsun gelen ışınlar cisim gibi düşünülüyor. Yansıyan ışınlarda yani şurada da görüntü var gibi düşünüyoruz. Şimdi cisim ya da görüntü hangisi aynaya daha uzaksa o daha büyüktür demiştim. Dolayısıyla tümsek aynada da görüntüler her zaman bizden küçük olduğu için görüntünün küçük olması görüntünün her zaman aynaya daha yakın olması anlamına geliyor. Yani buradaki n mesafesi tümsek aynalarda her zaman m'den büyüktür. Bu da çok önemli. n her zaman m'den büyük olduğu için tümsek aynada görüntüler her zaman küçüktür diyoruz zaten. Aksi bir durum yaşanmıyor. Dolayısıyla n büyük m bu da kesin. Şimdi ben bunların odak uzaklıkları hakkında bir fikrim yok. Yani birinci aynanın odağı mı daha büyük? ikinci aynanın odağı mı daha büyük? Ben bilemem. Yani ben burada K ve L'yi kıyaslarım. M ve N'yi de kıyaslarım. Ama K ve N'yi ya da L ve M'yi kıyaslayamam. Onlar farklı aynalar. K ile M arasında hiçbir bağıntı yok. Dolayısıyla ben burada F1 ve F2 arasında hiçbir yorum yapamam. Yani F2 de büyük olabilir, F1 de büyük olabilir. Peki, gelelim buraya. F1 I'dan büyük olabilir mi? Ya da L'den? Bakıyorum, arkadaşlar, bu durumun yaşanabilmesi için burasının odağın, e, yani odak ile ayna arasında bir yer olması gerekmiyor mu? Mesela F bölü 2 falan olması gerekmiyor mu? Hani dedim ya, odağı geçince bu sahne yaşanıyor. Dolayısıyla bu aynanın odağı, yani F1 diyoruz buna, F1 kesinlikle L'den daha büyüktür. Buraya bakıyorsun, F1 L'den büyük. Sıkıntı yok, bu doğru. Peki M F2'den büyük mü? Hayır. F2 dediğimiz yer kesinlikle M'nin arkasındadır. Yani F2 şu uzaklıktır, M şu uzaklıktır. F2 daha büyüktür. Kesinlikle. O yüzden bu %100 yanlıştır. %100 yanlış. Aralarında D kadar mesafe bulunan asal eksenleri çakışık düzlem ayna ve çukur ayna ile kurulan sisteme gönderilen ışın düzlem aynadan ikinci yansıması sonrası kendi üzerinden geri dönüyor. Burası çok önemliydi. Çukur aynanın odak uzaklığı f olduğuna göre d mesafesi kaç f'tir diyor. Şimdi canlarım öncelikle düzlem aynaya ışın ne kadar uzaklıktan gelmiş ise bu ışın aynı uzaklıktan gelecek şekilde yansır. Ne demek istiyorum? Şimdi bu ışını ben yaklaşık olarak şöyle yansıyacağını biliyorum değil mi? Neden? Çünkü düz aynaya şöyle gözümde bir normal çizdim. Normal ile gelen ışın kaç derece ise normal ile yansıyan ışın da aynı dereceyi olur dedim. İşte bu yansıyan ışının uzantısı aynayı aynı uzaklıkta keser. Yani şurası ne kadar ise şurası da o kadardır. Zaten düz ayna simetrik bir ayna değil mi? Yani cisim sağa yatıksa görüntü sola yatık demiyor muyuz? Cisim aynaya ne kadar uzaklıktaysa görüntü de aynaya o kadar uzaklıkta demiyor muyuz diyoruz. Dolayısıyla gelen ışını cisim gibi yani şu noktayı cisim gibi şu noktayı da onun görüntüsü gibi düşünebilirim. Yani bu mesafeler birbirine eşittir. Şimdi bu ışık aynada yansıdıktan sonra bizim çukur aynamıza geliyor. Şimdi şöyle düşünmeyin hocam çukur ayna yeterli değil kenarından gider falan filan. Arkadaşlar aynaları böyle yeterince büyükmüş gibi düşüneceğiz. Yani biz çizemedik de ayna büyüktü de aslında biz güzel çizemedik gibi. Neyse. Şimdi ışın aynaya geldi. Çukur aynada kendi üzerinden geri dönüyor demiyor. Eğer çukur aynada kendi üzerinden geri dönüyor deseydi diyecektim ki arkadaşlar bu ışın buraya dik geldi. Demek ki merkezden gelmiştir diyecektim. Ama çukur aynadan geri dönmüyor çukur aynadan yansıyor düz aynadan geri dönüyor. Şimdi düz aynadan geri dönmesi için düz aynaya dik gelmesi lazım. Şimdi bizim aynamızı da yine yeterince uzun gibi kabul edersek tabi biraz bu soruda çizimlerde de biraz dizgisel bir hata da olmuş. Özür de dileyelim. Şimdi arkadaşlar bu ışın çukur aynadan şu şekilde yansıması gerekiyor ki düzlem aynaya 90 dereceyle çarpsın. 90 dereceyle çarptığında geri dönsün. Ve düzlem aynadan ikinci yansımasında geri dönsün. Bak birinci yansıma burada oldu. İkinci yansıma da geri döndü çünkü 90 ile geldi. O zaman çukur aynanın hangi noktasından gelmiştir bu ışın? Şimdi asal eksen üzerinden bu ışın aslında şu noktadan geliyor. Bakın ışının devamı bu. Bu noktadan geliyor ve paralel gidiyor. Şimdi nereden gelen paralel gider? Odaktan gelen. Yani şu nokta çukur aynanın odağıdır arkadaşlar. Olay bitmiştir. İşte bu mesafe. Şimdi burası da zaten eşit diyor. O zaman burada A oluyor. Bu mesafe 3A. Dolayısıyla 3 tane A bizim odak noktamıza denk geliyor. Odaktan gelen paralel gider çünkü. Dolayısıyla her A'nın F bölü 3 olduğu ortada. Soru da bize aynalar arasında uzaklığa D demişti. Yani 2 tane A demişti. 2 tane A D olduğuna göre 2 tane F bölü 3. Sorumuzun cevabı b şıkkı canlarım. Şimdi geldik kaça 17'ye. Bu sene gelen TYT, yani geçen sene gelen TYT, bu sene daha gelmedi değil mi? <laughs> geçen sene gelen TYT'de böyle bir soru gelmişti. Kolay sorular geliyor arkadaşlar gerçekten ama hani hiç konuyu falan çalışmayan da o soruyu nasıl çözsün ki? Sonuçta yansıtmayı bilmiyor, normal çizmeyi bilmiyor. İşte 90 derece ne demek bilmiyor. Yani çukur aynaya nasıl gelirse dik gelir, dik gelince geri döner. Bunları bilmeyince yapılmıyor. Halbuki bunlar yani öğrenilmesi zor şeyler değil. Işınların kendi üzerinden geri dönebileceği bir sistem tasarlamaya çalışan öğrenci 1-2-3'teki gibi eşit kare bölmeli düzlemleri ayna odak noktası cart, cart koymuş. Hazırlamış diyor ki hangilerinde ışınlar kendi üzerinden geri döner diyor. Bakıyorum arkadaşlar ışın birinci aynaya görüyorsun ki 45'te çarpmış. Hemen aynaya bir dikme çiziyorsunuz. Normal çizmeden yapmayın arkadaşlar hata yaparsınız. Aynı açıyla şöyle yansıtıyorsunuz. Hemen ikinci aynaya normalinizi şöyle çiziyorsunuz. Aynı açıyla yansıtıyorsunuz. Hemen yansıtıyorum ve bu ayna çukur ayna ve burası çukur aynanın merkezi. Çukur aynanın merkezinden gelen ışın aynaya dik gelmiştir. Dik geldiği için de kendi üzerinden geri döner. O zaman bu doğru. Geliyorum buraya. Şimdi bu bir tümsek ayna. Tümsek aynalarda o dağa doğru gelen ışınlar paralel gider. Yani şu şekilde gider. Tamam mı? Dolayısıyla bu şekilde geldiği zaman da bu ışın buraya 90 dereceyle çarpacağı için kendi üzerinden geri döner. Tersini de düşünelim. Mesela tümsek aynaya paralel gelen bir ışın odaktan geçer demiyoruz değil mi? O çukur aynada. Tümsek aynaya paralel gelen ışın aynanın odağından geçecek şekilde yani uzantısı odağından geçecek şekilde yansır diyoruz. E o zaman odağa doğru gelen ışın da paralel gider diyeceğiz. Paralel gittiğinde dik çakacak ve geri dönecek. O zaman bu da oldu. Şimdi üçüncü sisteme gelelim. Arkadaşlar ışın paralel geliyor. Paralel geldiği için odaktan geçecek. Odaktan geçti buraya geldi. Ayna düz ayna düz aynaya normal çizdim. Aynı açıyı yapacak şekilde salladım buradan ve buraya denk geldi. Ve bu ışın aynanın merkezine doğru gidiyor mu? Hayır. Merkezine doğru giden bir ışın olsaydı. Yani ışın şu şekilde gelseydi eğer. Evet o zaman merkezi hedef aldığı için 90 olurdu. 90 olduğu için kendi üzerinden geri dönerdi. Ama bu ışın merkezi hedef almıyor. Hocam bu nasıl gider? Çizi verin, çizi verelim. Hemen merkezden oraya bir çizik atacaksın. Bu senin normalin olacak. Normal ile gelen ışın arası kaç derece ise normal ile yansıyan ışında aynı dereceyi yaparak gider arkadaşlar. Yani şöyle yaklaşık olarak yani göz kararı çiziyorum tabii uğraşmamak için. Yani şu açıların eşit olacağına bakacak şekilde yansıtacaksınız. Demek ki bu kendi üzerinden geri dönmüyor. Cevabımız kahvere bursa. Çukur ayna önüne yerleştirilen eşit boydaki x, z cisimlerinden z cisminin görüntüsünün boyu cismin boyuna eşittir. Çukur aynada bu çok önemli bir durumdur. Bir cismin görüntüsü kendi boyuna eşitse çukur aynada merkez noktasındadır. Başka da bir ihtimal yok. Çünkü merkezdeki cismin görüntüsü merkezdedir. Yani 2F'deki cismin görüntüsü 2F'dedir. İkisinin de aynaya uzaklıkları eşit olduğu için boyları eşittir. Biliyorsunuz ki aynaya hangisi uzaksa onun boyu daha büyük oluyor. Boylarının eşit olması aynaya uzaklıklarının eşit olması anlamına geliyor. Merkezden gönderilen ışın tekrar merkeze döndüğü için merkeze konulan bir cismin görüntüsü de merkezde oluyor ve boyları da eşit oluyor. Yani soru dolaylı olarak bize diyor ki Z noktası tam merkez üzerinde bir noktadır diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi X ve Y cisimlerinin görüntülerinin boyları eşit olabilir mi? Arkadaşlar ben bu uzaklıkları tam olarak bilmiyorum. Yani şurası kaç f, şurası kaç f, şurası kaç f bilmiyorum. Değer verebilirim. Yani şöyle diyemezsiniz. Hocam burası daha büyük görünüyor. İşte şurası daha küçük görünüyor falan. Öyle diyemeyiz. Yani göründüğü gibi bir yorum yapamayız. Tamamen değer vereceğiz. Yani kendi kendimize diyeceğiz ki örneğin şurası f olsun. Şurası bir buçuk f olsun. Çünkü olabilir dediği için değerleri biz vereceğiz. Mesela ben eğer f noktasını tam şurası olarak düşünürsem. Sonuçta burası merkez ise burası F noktası olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Eğer burası odak noktası ise ve burası da tam 1.5 F'e denk geliyorsa ve burası da tam F bölü 2'ye denk geliyorsa yani şurası. Şimdi hocam burası F bölü 2 burası F nasıl oluyor? Arkadaşlar dediğim gibi uzunluklara bakarak takılmayın. Sonuçta burası odak noktası ise X noktası da odağın solunda. Yani odaktan daha küçük. Ben onu F bölü 2 düşünebilirim. Y noktası da odağın sağında. Yani odaktan daha büyük. Ben onu bir buçuk olarak düşünebilirim. Şimdi bir buçuk F'e yerleştirilen bir cismin görüntüsü 3 F'tedir ve boyu onun 2 katıdır değil mi? Çünkü birisi bir buçukta birisi üçte. Dolayısıyla buraya 3 F diyorum. Bunun boyu H ise bunun boyu 2 H olacaktır. Çukur aynada 3 F'e bir buçuk F olayını ve F bölü 2'ye eksi F olayını unutmayın. Çünkü 2 kat olayı sadece bunlarda yaşanıyor demiştim. Şimdi burası F bölü 2 ise. Şimdi çukur aynada odak ile tepe noktası arasına girdiğinizde görüntünüz aynanın arka tarafında olur. Ve nerede olur? F'de olur. Yani F bölü 2'deysen sen eğer. F bölü 2'de değilsen o da F'de olmaz. Ama neticede sen odağın solundaysan. Bak odağın sol tarafındaysan. Nerede olursan ol. Burada ol, burada ol, burada ol fark etmiyor. Odağın solundaysan. Görüntün aynanın arka tarafında ve sanal ve senden büyük olur. Ha, f bölü 2'ye f olayı özel bir durum tabii ki. Şimdi arkadaşlar burası f bölü 2 burası f ise yani birbirinin iki katı ya. Yani burası a kadarsa burası 2a kadar diyebiliyorum değil mi? 1'e 2. Dolayısıyla bu h kadar olduğunda bu da 2h olur. Yani bakın bu da 2h oldu bu da 2h oldu. 1'e 2 olayı iki yerde yaşanıyor. Dolayısıyla bu iki yeri denk getirirsek eğer x ve y'ye bunların boylarını eşitlemiş oluruz. Böyle bir ihtimal var. X isminin görüntüsü sanal, Y'nin görüntüsü gerçektir. Zaten odak noktasının sol tarafındaysa X ki olabilir bu. Onun görüntüsü sanal oluyor. Y de odağın sağındaysa ki öyle olduğunu düşündüm. O zaman onun görüntüsü de gerçek oluyor. Zaten bu da doğru. Şimdi diyor ki X ve Y cisimlerin görüntülerin aynaya uzaklıkları eşittir diyor. Arkadaşlar şu durumda baktığımda şunun aynaya uzaklığı 1F kadar. Bunun aynaya uzaklığı 3F kadar. Ama böyle olmak zorunda değil ki. Ben sadece birinci durumun olabileceğini göstermek için böyle olsun dedim. Biz sadece şunu biliyoruz arkadaşlar. X noktası ve Y noktası yani X ve Y cisimleri merkezin sol tarafında. Yani ben şuraya odak olduğunu düşündüğüm anda şurayı şöyle e, odak noktası olarak düşündüğüm anda X ismi odağın solunda mı solunda o zaman bu Aynanın arka tarafında bir görüntü verir ve o görüntü sanaldır. Ve o görüntü büyüktür. O görüntünün büyük olması ne demek biliyor musun? Şu uzaklığa A dersem bu uzaklık yani arka taraftaki uzaklık A'dan daha büyük demektir. Yani görüntünün büyük olması aynaya daha uzak olması anlamına geliyor. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum. Tam görünmedi değil mi orası? İnat etti. Şuraya çizersem görünüyor değil mi? Görüntünün kendisinden büyük olmasının anlamı neydi? aynaya daha uzak. Yani şurası A'dan büyük. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum. Şu mesafenin tam olarak hesabını yapmamıza gerek de yok. Ama A'dan büyük. Şimdi gelelim buraya. E burası odak ile merkez arasındaki bir nokta. Odak ile merkez arasındaki bir cismin görüntüsü merkezin dışındadır. Ya yani merkezin dışındadır diyorsun. Hani nerededir tam olarak bir şey söylemiyorsun. Eğer burası bir buçuksa sen de üç diyorsun. O zaman nerede olduğunu söylüyorsun. Ama normalde odak ile merkez arasında herhangi bir yerde ise bu cisim, bu cismin görüntüsü merkezin dışındadır. Dolayısıyla bunun aynaya uzaklığı ile, yani bunun görüntüsünün aynaya uzaklığı ile, burun görüntüsünün aynaya uzaklığı aynı olabilir. Yani olma ihtimali var. Dolayısıyla bu da ihtimallerden bir tanesi. Yani bir buçuğa üç olacak diye bir kural yok. Y cisminin tam yerini bilmiyorum. Y cisminin görüntüsü merkezin dışındadır. Şu uzaklık bu kadardır. X cisminin görüntüsü aynanın arka tarafındadır ama uzaklığı hakkında bir yorum yapmıyor. Sadece arkadadır, sanaldır. Ha yani şunu biliyorum. Şuradan kesinlikle büyüktür. Yani şuraya A dersen şurası A'dan %100 büyüktür. Haliyle bu ihtimalle var. 1, 2, 3, E şıkkı oluyor. Yani özellikle bu soru biraz zor anlaşılabilecek sorulardan bir tanesiydi. Şimdi odak noktaları F olan çukur ve tümsek aynalar önüne yerleştirilen ışıklı cisimler veriliyor. Buna göre diyor ki cisimlerin görüntüleri hangisi gibi olur diyor. Arkadaşlar size burada bir kısa yolu öğretmiştim. E, çukur ayna, tümsek ayna, bütün aynaların dip noktaları düz aynaya benzer özellik gösterir demiştim. Yani sanki düz aynaymış gibi olur. Tam olarak düz ayna olmasa bile düz aynaya çok yakın olur demiştim. Düz aynada biliyorsunuz görüntünün boyu, cismin boyuna eşit. Çukur ayna ve tümsek aynada öyle olmaz. Eşit olmaz ama aynaların dipleri neredeyse eşit olur. Öyle diyeyim size. Şimdi benim burada ne var? Bir tane çukur ayna var. Çukur aynada ben şöyle bir cisim varmış gibi biraz küçültelim onu yoksa çok karışacak ortalık. Şöyle yapalım. Şöyle bir cisim varmış gibi bir de şöyle bir cisim varmış gibi düşüneceğim. Yani buradaki A ve B cisimlerinin görüntülerini bulacağım. Sonra bunları birleştireceğim. Şimdi arkadaşlar neydi mantık? Aynaya ben yaklaşıyorsam yani ben A'dan B'ye doğru gidiyorsam görüntüm de aynaya yaklaşır. Yani ben sola hareket ediyorsam görüntü sağa hareket eder cisim ve görüntü her zaman birbirine zıt yönde hareket eder. Şimdi A noktasındaki okun görüntüsü aynanın arka tarafında ve büyüktür. Yani kendisinden büyüktür. Mesela şöyledir. B noktası aynaya daha yakın olduğu için yani sen sola doğru hareket ettiysen o da sağa doğru hareket etmesi lazım. Bu mantıktan dolayı B noktasının görüntüsü aynaya daha yakındır ve daha küçük. Neden daha küçük? Çünkü B noktası biraz daha yaklaşırsa o da biraz daha yaklaşacak. Neredeyse düzmüş gibi olacak. Hani aynaların dipleri düz aynaya çok benzer dedim ya. Yani düz ayna gibi olmasa bile ona yakın oluyor. Yani buradaki cismin boyu ne kadarsa görüntüsü de o kadarmış gibi oluyor. Demek ki bu cisim aynaya yaklaştıkça küçülüyor. Yani bizim cismimiz aynaya doğru yaklaştıkça sola doğru hareket ettikçe görüntü de sağa doğru hareket ediyor ve küçülerek hareket ediyor. Çünkü eninde sonunda aynanın dibine geliyor ve dibine geldiğinde kendisine çok yakın bir görüntü oluyor. Önceden kendisinden çok büyüktü. İyice yaklaşınca kendisine yakın oluyor. İşte biz buradan anlıyoruz ki A'nın görüntüsü daha uzakta ve daha büyük. B'nin görüntüsü daha yakında ve daha küçük. İşte bu cismi artık birleştiriyoruz A ve B'yi. Ve şöyle bir görüntüsü olduğunu anlıyoruz. Yani şuna benziyor. Şimdi gelelim buna. Tümsek aynada da benzer mantık kullanacağım. Burada A cismi var gibi, burada B cismi var gibi düşüneceğim. İşte şuna A diyelim, şuna B diyelim. Aynı şekilde tümsek aynada da bütün cisimlerin görüntüleri kendisinden küçük oluyordu. Mesela B cisminin görüntüsü kendisinden küçüktür ve nerededir biliyor musun? Şurada bir yerdedir. Küçücük şöyle bir şeydir. Şimdi A cisminin görüntüsü de buradadır ve daha büyüktür. Neden? Şimdi ne yapacağız? B noktasından A noktasına gelmek için ben sola doğru hareket ediyor muyum? Ediyorum. O zaman görüntünün sağa doğru hareket etmesi lazım mı? Evet. Zıt hareket edecek. Yani B buradaysa A'nın görüntüsü aynaya daha yakın olacak. Ve ben aynaya doğru gittikçe görüntü de aynaya doğru geliyor ya. Ve aynanın dibine geldiğimizde de düz ayna gibi oluyor ya. E, düz ayna gibi olunca da boyu bana yakın oluyor. Önceden boyu benden küçüktü. Aynanın dibine girdiğimde boyu bana çok yakın oluyor. Demek ki büyüyor. İşte dolayısıyla bunun daha büyük olduğunu da bu şekilde anlıyorsun. Yani ben aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşıyor. Ve görüntü büyüyor. Çünkü görüntü benden çok küçüktü önceden. Yani ben B noktasındayken görüntü benden küçüktü. Ben aynaya yaklaştıkça görüntü büyüyor. Ben aynaya iyice yaklaşırsam görüntü de aynaya iyice yaklaşıyor ve bana yakın oluyor. Neredeyse düz ayna gibi benimle aynıymış gibi oluyor. İşte buradan yola çıkarak bu cismin görüntüsünün de giderek şu şekilde yukarı doğru büyüdüğünü anlıyoruz. Ve şıkları incelediğimizde de yukarı doğru büyüyen B şıkkındaki cevap oluyor. Canlarım. Ve geldik 20. soruya. Bu soruda küçük bir düzeltmemiz var. Burayı yazalım sonra çözümüne başlayalım. Zeynep karşısındaki optik kutu içerisindeki aynaya bakarak aynaya doğru yürüdükçe aynadaki görüntüsünün düz ve büyüdüğünü görmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Yani ben aynaya doğru yürüyorum, görüntümün de büyüdüğünü düşünüyorum. Eğer buraya düz diye bir düzeltme yapmasaydık, sadece görüntünün büyüdüğünü düşünseydik bu ayna hem çukur hem de tümsek ayna olabilirdi. Nasıl olacak hocam? Mesela ben buraya bir çukur ayna çizerdim. Çukur aynadaki görüntüleri hatırlayalım. Eğer bizim cismimiz şurası odak olsun, şurası merkez, merkezi biraz daha uzağa çizelim. Şurası merkez olsun. Şurası da diyelim 3f olsun. Benim cismim başlangıçta merkez noktasında ise boyu kendi boyuna eşit bir görüntüsü olmuyor muydu? Oluyordu. Çünkü merkezdeki haşsa görüntüsü de tepe takla ve haş oluyordu. Benim cismim aynaya doğru yürüdüğünde diyelim tam bir buçuk efe geldiğini düşünelim. Cismim artık bir buçuk efe geldiyse bunun görüntüsü 3 efte ve onun iki katı olmayacak mı? Çünkü burası bir buçuksa burası üçse 2 kat olacak. Yani bu haş kadar ise görüntü bu sefer burada ve 2H kadar olacak. Demek ki ben aynaya doğru yürüdüm. Sola doğru yürüdüm. Görüntüm de giderek büyüdü. Demek ki bu çukur ayna olabiliyor. Peki bu tümsek ayna olabilir mi? Arkadaşlar tümsek ayna da bu olabilir. Çünkü tümsek aynalarda az önce de söyledim size. Şu şekilde. Görüntü her zaman sanal düz ve küçük mantığına göre. Ve görüntü hiçbir zaman odağı geçemez kuralına göre. Bir cisim eğer burada ise. Bunun görüntüsü şurada ve küçücüktür. Bu cisim buraya geldiğinde bunun görüntüsü aynaya yaklaşır ve birazcık büyür. Bu cisim buraya geldiğinde bunun görüntüsü aynaya biraz daha yaklaşır ve birazcık büyür. Ne demiştim? Aynaların dip noktaları düz aynaya benzer özellik gösterir. Bak düz aynadır demiyorum. Abi bu düz ayna değil sen de biliyorsun bu tümsek ayna. Ben sadece sana daha kolay yorum yapabilmen için uğraşıyorum. Şimdi düz aynada görüntünün boyu cismin boyuna eşit ya. İşte burada da hemen hemen eşit oluyor. Yani ben aynanın dibine girdiğimde benden çok azıcık küçük bir görüntüm oluyor. Ya hemen hemen aynı oluyor. Demek ki cisim aynaya doğru yürüdükçe görüntü de aynaya doğru yaklaşıyor ve görüntü giderek büyüyor. İşte burada da görüntünün düz olması bizi sadece tümsek ayna ihtimaline getiriyor. Çünkü çukur ayna olsaydı ne olurdu? E görüntü ters olurdu. Yani gerçek görüntü de bu sahne yaşanabiliyor. Hocam çukur aynada da odak ile ayna arasında bu olay olamaz mı? Hayır olamaz. Biliyorsun ki çukur aynada burası odak ise ben buradaysam benim görüntüm aynanın arka tarafında ve büyük. Yani şu anda benim görüntüm şu kadar. Ben aynaya doğru biraz yaklaştığımda görüntü de aynaya doğru yaklaşıyor ve küçülüyor. Ben biraz daha yaklaştığımda görüntü de geliyor ve benden azıcık büyük oluyor. Yani neredeyse düz aynaymış gibi oluyor. Bu mantığa göre çukur aynada odak ile tepe noktası arasında aynaya doğru yürürsen görüntün aynaya doğru yaklaşır ama görüntün küçülerek aynaya yaklaşır. Burada görüntüsünün büyüdüğünü söylediği için şu ihtimal zaten yok. Çukur aynada sadece şu ihtimal var ama burada da görüntü ters. Yani gerçek görüntü bu. Ama soruya düz diye bir düzeltme yaptığımızda çukur ayna ihtimali ortadan kalkıyor. Sadece tümsek ayna. Dolayısıyla bu kesin doğru olmuş oluyor. Zeynep aynanın odak noktasından tepe noktasına doğru yürümektedir diyor. Şimdi bunun tümsek aynada bir önemi yok. Çünkü tümsek aynada bütün cisimlerin görüntüleri sanal, düz, küçük ve odak ile ayna arasındadır. Yani ne demek istiyorum? Tümsek aynada asal eksen üzerinde hangi noktada olursan ol, yani odak uzaklığında ol, 2f uzaklığında ol ya da 3f uzaklığında ol bir önemi yok. Sen nerede olursan ol senin görüntün odak ile ayna arasında oluyor, düz oluyor ve küçük oluyor ve sanal oluyor. Yani sen 3F'de olsan da senin görüntün nerede oluyor? Mesela şurada oluyor. Sen 2F'e geldiğinde senin görüntün aynaya yaklaşıyor ve şu kadar oluyor. Sen F'e geldiğinde senin görüntün işte şuraya geliyor ve biraz daha büyüyor. Sen buraya geldiğinde biraz daha büyüyor ve buraya geliyor vesaire vesaire. Yani sen aynaya doğru geldiğin sürece Görüntün de aynaya doğru büyüyerek geliyor. Dolayısıyla tepe noktasına doğru geliyorsun ama f'ten de geliyor olabilirsin, 2f'ten de geliyor olabilirsin, 3f'ten de geliyor olabilirsin. Önemi yok. Yani odaktan tepe noktasına doğru ilerliyor olabilirsin. Bir sakınca yok. Ama çukur aynada bu çok önemli. Yani odaktan tepe noktasına gidince bu tarafa doğru gidiyorsun. Odaktan merkeze doğru gidince bu tarafa doğru gidiyorsun. Bu tarafa doğru gittiğinde görüntüler sanal oluyor. Bu tarafa doğru gittiğinde görüntüler gerçek oluyor. Yani çok çok değişiyor her şey. Ama tümsek aynada öyle bir şey yok. Zeynep'in gördüğü görüntü gerçek görüntüdür demişti. Hayır düz görüntüler sanal görüntü oluyordu. Bu da yanlış. 1 ve 2 olarak bu sorunun cevabını değişik olarak düzelteceğiz. Eğrilik yarı çapları RKRLRM olan KLM küresel aynalarına gönderilen ışınların izlediği yollar veriliyor. Buna göre bunların arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir aynanın odak uzaklığı sadece ve sadece eğrilik yarıçapına bağlıydı. Başka bir şeye bağlı değildi. Işığın rengine bağlı değildi. Aynanın bulunduğu ortama bağlı değildi. Hiçbir şey bağlı değildi. Şimdi sen diyelim böyle bir küreden ayna yaptın. Burası merkez oluyor. Merkez ile tepe noktası arasının tam ortasına da odak noktası diyoruz. Yani R dediğimiz yer şurası oluyor canlarım. R. Yarıçap böyle gösteriliyor aynalarda. R'nin yarısı R bölü 2 dediğimiz yerde aynanın odak uzaklığı oluyor. Dolayısıyla odak uzaklığı ile eğrilik yarı çapı doğru orantılı. Şimdi ben odak uzaklıklarını kıyaslayacağım. Şimdi birinci aynaya baktığımda yani K aynasına baktığımda bir ışın şu şekilde gelip böyle gidiyorsa bunun anlamı şudur. Demek ki merkez tam buradadır. Çünkü yansıma kanunlarına göre gelen ışının normalle yaptığı açı yansıyan ışının normalle yaptığı açı eşit olmalıdır. Normal dediğimiz şey de merkezden çizilen çizgidir. Dolayısıyla gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yani burası merkezdir. Tamam. Peki burası merkez ise bunun odak noktası nerededir? Bunun odak noktası kesinlikle şuralarda bir yerdedir. Hocam niye orada dediniz? Eğer odak noktası burada olsaydı, o zaman bu ışını ters çevirdiğinizde yani şuradan gelen ışın şu şekilde gider diyemezdiniz. Çünkü odak noktasının solundan gelmiş olurdu bu ışın. Yani anlatmak istediğim şey tam olarak şu arkadaşlar. Eğer burası odak olursa siz de onun solundan aynaya gelirseniz siz kesinlikle yansıdıktan sonra aynayı arka tarafta kesmek zorundasınız. Hatırlayın f bölü 2'ye eksi f olayı. Dolayısıyla arkadaşlar burasının odak olma şansı yok. Burası odak olursa yani odağın solundan gelen bir ışın olmuş olur. O zaman da bu şekilde yansıyamaz. Bu şekilde yansıması gerekirdi. Demek ki burası odak falan değil. Odak nerede? Odak burada bir yerde. Burası 1F, örnek veriyorum burası 1,5F. 1,5F'ten gelen ışığın 3F'e gitmiş diyebiliyoruz ve gayet de güzel oluyor. Yani bunun odağı D'den küçük. O zaman K'nın odağı D'den küçük diyelim. Burada dursun. Bunun odağı tam D kadar D'den küçük diyelim şöyle. Bunun odağı tam D çünkü paralel gelen nereden geçer? Odaktan geçer. Yani L'nin odağı da D kadar. Tamam. Buraya gelelim. Ne demiştik arkadaşlar? Hiçbir zaman tümsek aynada odağı geçemezsiniz. Yani ışın nereden geliyorsa gelsin, yansıldıktan sonra yansıyan ışının uzantısı odağın arkasına geçemez demiştim. Yani bunun odağı da D'den daha büyük. O zaman M'nin odağı D'den daha büyük olduğu için odak uzaklığı en büyük olan M sonra L sonra K gelecek. Odak uzaklığı ile yarıçapta doğru orantılı olduğu için RM, RL ve RK sorumuzun cevabı MLK hemen bakıyorum hızlıca. Zaten yeterince zaman geçti. MLK cevabımız B şıkkı canlarım. Şimdi son iki soru arkadaşlar. Bitti artık yorulduk. Valla bayağı oruç oruç bayağı yoruldum gerçekten. Tepe noktası M noktası olan bir aynanın önündeki P noktasına konulan cismin görüntüsü L noktasında oluşuyor. Yani buraya bir cisim koyuyoruz. Görüntünün de burada oluştuğunu söylüyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Aynanın tepe noktası M noktası. Yani aynayı nereye çizmemizi istiyor? M noktasına bir ayna çizeceğiz. Bu ayna çukur ayna olabilir. Tümsek ayna olabilir veya düz ayna olabilir. Biz artık bunu düşüneceğiz. Eğer düz ayna olsaydı, cisim aynaya 2 birim uzaklıktaysa görüntü de aynaya 2 birim uzaklıkta olurdu ve görüntü kağıda olurdu. Demek ki bunun düz ayna olma ihtimali yok. Eğer çukur ayna olsaydı diye düşünüyorum. Arkadaşlar çukur aynada cisim bir tarafta, görüntü bir tarafta olduğu durum. Bak çukur aynada sadece sanal görüntülerde bu oluyordu. Yani çukur aynada sen eğer odak ile tepe noktası arasına girersen yani şuraya girdiğin takdirde görüntü bu tarafta oluyor. Yoksa sen odağın sağında olursan görüntü gerçek oluyor. Ters oluyor. Yani mesela bir buçuk F'tekinin görüntüsü 3 F'te oluyor. Yani bir buçuk da aynanın önünde. 3 F de aynanın ön tarafında. Veya merkezdeki cismin görüntüsü merkezde oluyor. Yani merkez 2 F. 2 F. Yani 2 F. Aynanın ikisi de önünde oluyor. Ama aynanın birisi önünde. Bak cisim aynanın ön tarafında. Görüntü aynanın arka tarafında. Bu zaten sanal görüntü anlamına geliyor. Biri önünde biri arkasında. Çukur aynada sanal görüntü olduğunda şu uzaklık şu uzaklıktan her zaman küçüktür. Yani şurası f bölü 2 ise burası eksi f oluyordu. Her zaman böyle olmak zorunda değil ama şunu anlatmak istiyorum. Yani şura a bura b mesafesi ise çukur aynada sanal görüntülerde kesinlikle a küçük b'dir. Ama buraya bakıyorsun bura 2 birim bura 1 bir birim. Yani bunun çukur olma ihtimali de yok. Yani burada A B'den büyük. Ama biz ne dedik? B A'dan büyük olacak. İşte bu sadece tümsek aynada olur. Tümsek aynada her zaman cisim aynaya daha uzaktır. Görüntü aynaya daha yakındır. Bundan dolayı cisim her zaman büyük, görüntü her zaman küçük diyorum. Çünkü cisim aynaya daha uzak olduğu için, görüntü de aynaya daha yakın olduğu için görüntü her zaman küçük oluyor. Dedim ya size aynaya yakın olan küçük olur, uzak olan büyük olur diye. İşte bu yüzde %100 bir tümsek aynadır. %100. Görüntünün boyu cismin boyundan küçüktür %100. Cismin aynaya yaklaştıkça görüntü büyüyerek aynaya yaklaşır. Ne demiştik? Evet, tümsek aynada eğer cisim aynaya yaklaşırsa görüntü de aynaya büyüyerek yaklaşır. Burası odak. Senin cismin buradaysa görüntün burada olur ve küçük olur. Sen biraz aynaya yaklaşırsın. Görüntün de biraz aynaya yaklaşır ve biraz büyür. Sen buraya, aynaya çok yaklaştığın anda da görüntün düz aynaya biraz benzer. Yani bayağı sana yakın olur. Dolayısıyla sen aynaya doğru yaklaşıyorsan görüntü de büyüyerek aynaya yaklaşır. Bakın burada da onun söylüyor. Yani hepsi doğru. Geldik 23. son soru. Bir öğrenci düzlem ayna önüne yerleştirilen cismin görüntüsünü ayna üzerinde değişiklikleri yaparak inceliyor. Yani şu anda aynamız düz ayna. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi aynanın alt ve üst uçları bir miktar bir yönünde kıvrılırsa cismin görüntüsü ayna önünde oluşur diyor. Şimdi görüntünün aynanın önünde oluşması görüntünün gerçek olması anlamına geliyor. Görüntü aynanın arkasında olduğu zaman o görüntü sanal anlamına geliyor. Şu anda bizim aynamız düz. Düz aynada görüntü aynanın arka tarafındadır. Ve şu uzaklık ne kadarsa şu uzaklık o kadardır. Aynanın arka tarafında olduğu için de bu görüntü sanaldır. Şimdi biz aynanın önünde oluşturacaksak bu aynayı gerçek görüntüye çevirmemiz lazım. Yani çukur ayna yapacağız. Çünkü gerçek görüntü sadece çukur aynada oluyor. Şimdi bir yönünde kıvırdım diyelim. Tamam. Bak bir yönünde kıvırdığımda gerçekten de bu bir çukur aynaya benzedi mi? Evet benzedi. Ama soru kesinlik sorusu arkadaşlar. Kesinlik sorularında ben her ihtimal düşünmek zorundayım. Yani bu ayna çukur ayna oldu eyvallah. Ama çukur aynada bütün görüntüler gerçek midir? Hayır. Çukur aynada eğer burası f bölü 2 ise olamaz mı? Olabilir. Görüntü aynanın arka tarafında 2 f, şey f'tedir ve 2 katıdır. Ya yani burası -F'tir. Burası H ise bu da 2H'tir. Demek ki görüntü aynanın önünde olacak diye bir garantisi oldu mu? olmadı. Ama soru bize ne dedi? Dedi ki bir yönünde kıvırırsan cismin görüntüsü aynanın önünde oluşur. Bak oluşmayabiliyor. Demek ki kesin değil. Aynanın alt ve üst uçları bir miktar iki yönünde kıvrılırsa arkadaşlar, iki yönünde kıvırmak bu aynayı neye çevirmek demek? Tümsek aynaya çevirmek demek. Tamam, tümsek aynaya çevirdik. Şimdi tümsek ayna olarak düşünüyorum. Diyor ki Cismin görüntüsünün boyu küçülür. Arkadaşlar başlangıçta bu bir düz aynaydı. Düz aynada biliyorsunuz burası ne kadarsa görüntü de o kadar uzaklıktaydı ve boyumuz eşit idi. Ama tümsek aynada hiçbir zaman boyum cismin boyuna eşit olmuyor ki. Tümsek aynada bütün görüntüler sanal düz ve küçüktür diyoruz değil mi? Yani tümsek aynada görüntümüz kesinlikle daha da küçük olacak. Yani haştan küçük olacak. Tümsek aynada cisim haşsa görüntünün haş olma şansı yok. Görüntü sanal, düz, küçük. Her zaman sanal, düz, küçük. Unutma. Dolayısıyla iki yönünde kıvrılırsa tümsek ayna olur. Tümsek ayna olursa boyu küçülür. Bu kesinlikle doğru. Şimdi aynanın alt ve üst uçları bir miktar bir yönünde kıvrılırsa, yani çukur ayna yapılırsa kısacası, diyor ki görüntü cisme göre düz olur. Görüntü cisme göre düz de olabilir, ters de olabilir. Yani eğer sen bunu çukur aynaya çevirdiğinde, tamam? Mı? bunu çukur yaptığında, eğer şu mesafe, yani şuradaki mesafe odaktan daha büyük bir mesafe ise yani burası örnek veriyorum şurası odak ise yani senin cismin odağın dışında kalıyorsa örnek veriyorum 1.5 f'te kalıyorsa bunun görüntüsü 3 f'te olur ve ters olur. Ama senin cismin odağın bu tarafında kalıyorsa yani örnek veriyorum odak burası ise o zaman senin görüntün arkada ve düz olur. Yani kısacası bunun görüntüsünün düz olmaya da ters olması bu uzaklığın odakdan büyük mü yoksa küçük mü olmasıyla ilgili. Dolayısıyla bir kesinliği yok. Sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 yani B şıkkı oldu. Canlarım evet bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkındaki düşüncelerinizi de yazmayı unutmayın. Onları okuyoruz, motive oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.